Fizik 801, klasik mekanik 6. ders. Geçen defa ivmeye bir itme ya da bir çekmenin sebep olduğunu anlattık. Bugün bunu Newton yasaları olarak adlandırılan 3 yasa ile daha niteliksel olarak ifade edeceğiz. İlk yasa gerçekten 17. yüzyılın ilk kısmına kadar gider. Eylemsizlik ilkesi olarak adlandırdığı yasayı ilk ifade eden Galileo idi ve onun yasasını sizlere okuyorum. Bir cisim durgun ise durgunluğunu korur. Ve hareket halinde bir cisim üzerine bir dış kuvvet etki etmedikçe doğrusal bir çizgi boyunca sabit hızla hareketine devam eder. Ve şimdi size Newton'un ünlü kitabı Principia'da yer alan kendi cümlelerini okuyacağım. Her cisim eğer üzerine etkileyen bir kuvvet tarafından durumu bozulmaya zorlanmaz ise düzgün doğrusal hareketini ya da durma halini korumaya direnir. Newton'un birinci yasası açıkça günlük deneyimlerimize aykırıdır. Hareket eden şeyler düzgün bir doğru boyunca hareket etmiyor ve hareketine devam da etmiyor. Bunun sebebi yer çekimidir. Ve başka bir sebep de vardır. Yer çekimini ihmal etsek bile bu durumda sürtünme vardır. Hava direnci vardır. Ve böylece her şey daima durma noktasına gelecektir. Fakat bizler herhangi bir kuvvetin yokluğunda eğer cisim belli bir hıza sahip ise cismin hareketini doğru bir çizgi boyunca sonsuza dek sürdüreceğine inanırız. Şimdi bu yasa, bu temel yasa bütün referans çerçevelerinde geçerli değildir. Örneğin bizzat kendisi imelenen bir referans çerçevesinde geçerli değildir. Kendimi burada imelendirdiğimi düşünün. Ya atımın üzerinde atlarım ya da bisikletime veya motosikletime veya arabama binerim. Ve beni bu yönde ivmelenirken görürsünüz. Ve siz orada durup, aha onun hızı değişiyor dersiniz. Bu nedenle birinci yasaya göre onun üzerine bir kuvvet etkimelidir. Ve siz, hey oradaki bu kuvveti hissediyor musun diye sorarsınız. Ben, evet hissediyorum, gerçekten bu kuvveti hissediyorum derim. Birinin beni ittiğini hissediyorum. Birinci kanunuyla uyumlu. Mükemmel. Şimdi yasa sizin için de geçerli. Şimdi buradayım, bu yönde ivmelendiriliyorum ve hepiniz bana doğru bu yönde ivmelenerek geliyorsunuz. Aha, birinci kanun işlemesi gerekir. Bu yüzden bu insanlar bir itme hissetmeliler diyorum. Hey, oradakiler itmeyi hissediyor musunuz? Ve siz hiçbir şey hissetmiyoruz dersiniz. Hiçbir itme, hiçbir çekme yoktur. Dolayısıyla birinci kanun eğer size doğru imeleniyor isem benim referans çerçevemden bakıldığında geçerli değildir. Şimdi şu soru akla geliyor. Birinci yasa ne zaman geçerlidir? Birinci yasa referans çerçevesi eğer eylemsiz referans çerçevesi olarak adlandırdığımız referans çerçevesi ise geçerlidir. Ve bu durumda eylemsiz referans çerçevesi içinde herhangi bir imelenmenin olmadığı bir çerçevedir. Bu mümkün mü? Bu ders salonu bir eylemsiz referans çerçevesi midir? İlk olarak dünya kendi ekseni etrafında döner ve ders salonunda onunla birlikte döner. Bu size bir merkezcil ivme olduğunu söyler. İkinci olarak dünya güneşin etrafında döner. Bu dünyanın kendisi de size de ders salonunda da merkezcil ivme kazandırır. Güneş Samanyolu'nun etrafında döner ve sizler de gidersiniz. Yani açıkça ders salonu bir eylemsiz referans çerçevesi değildir. Bu ders salonunda maruz kaldığımız bu ivmenin ne kadar büyüklükte olduğunu tahmin etmeye çalışabiliriz. Dünyanın dönmesinden dolayı oluşan ivmeden başlayalım. İşte omega açısal hızı ile dönen dünya burada ve ekvator burada ve dünya belli bir yarıçapa sahip. Dünyanın yarıçapı. Bu dünyanın sembolü. Şimdi bu ders salonunun burada olduğunu biliyorum ve en kötü durumu ele alalım. Siz ekvatordasınız. Etrafında bu şekilde dönebilirsiniz ve bunu yapmak için bir merkezcil ivmeye ihtiyacınız vardır.
Bu AC ivmesi geçen defa gördüğümüz gibi omega kare çarpı R'ye eşittir. Bu ne kadar büyüklüktedir? Dünyanın dönme periyodu 24 çarpı 3600 saniyedir. Ve omega 2 pi bölü 24 çarpı 3600 eşittir. Ve bu durumda radyan bölü saniye biriminde olur. Şimdi eğer dünyanın yarıçapının yaklaşık 6400 kilometre olduğunu biliyorsanız, dünya için omega kare çarpı r'yi hesaplayabilirsiniz. Tabii bunu metreye çevirdiğinizden emin olmalısınız. Ve en kötü durum olarak ekvatordaki merkezcil ivmenin, burada biraz daha azdır, 0,034 metre bölü saniye kare olduğunu bulacaksınız. Ve bu oldukça az. Bu dünyada maruz kaldığınız yer çekimi ivmesinden 300 kere daha küçüktür. Ve eğer dünyanın güneş etrafındaki hareketini alırsak, bu durumda 5 kat daha küçük ilave bir çarpan getirir. Başka bir deyişle bu ivmeler gerçek olmalarına ve günümüz yüksek teknolojik cihazlarını kullanarak kolaylıkla ölçülebilmelerine rağmen bizim alışık olduğumuz yer çekimi ivmesinden oldukça küçüktürler. Böylece bu ivmelere rağmen bu salonu birinci yasanın geçerli olduğu oldukça iyi bir eylemsiz referans çerçevesi olarak kabul edeceğiz. Newton yasaları ispatlanır mı? Cevap, hayır. Çünkü referans çerçevesinin ivmesli olduğundan emin olmak mümkün değildir. Peki buna inanıyor muyuz? Evet, inanıyoruz. Buna inanıyoruz çünkü ölçümlerin belirsizliği dahilinde yapılan tüm deneyleriyle tutarlıdır. Şimdi ikinci kanuna geldik. Newton'un ikinci kanuna. Burada bir yay var. Şimdilik yer çekimini unutun. Bunu uzayın dışında bir yerde yapabilirsiniz. Bu yayın denge durumu uzunluğudur ve yayı uzatıyorum. Belli bir miktarda uzatıyorum. Belli bir mesafe. Ne kadar olduğu önemli değil. Ve bunu yaptığım zaman bir çekmenin olacağını biliyorum. Bunun tartışması bile olmaz. Buraya bir M1 kütlesi koyuyorum. Bu kütleyi hemen bıraktığım zaman bu çekmenin kütlede sahip olacağı ivmeyi hesaplarım. Bunu ölçebilirim. A1 ivmesini ölçerim. Şimdi bu cismi M2 kütlesiyle değiştiriyorum. Fakat uzama aynıdır. Bu nedenle çekim aynı olmalıdır. Yay diğer ucundaki kütlenin ne olduğunu bilmiyor. Doğru mu? Yani çekme aynı olmalıdır. Oraya M2 kütlesini koyuyorum, farklı bir kütle ve yeni ivmeyi A2'yi ölçerim. Artık bu bir deneysel gerçektir ki M1 A1 eşittir M2 A2'dir. Ve bu MA çarpımını kuvvet olarak adlandırıyoruz. Bu bizim kuvvet tanımımızdır. 10 kat daha fazla kütle üzerinde olan aynı çekme 10 kat daha az ivme verecektir. İkinci kanunu size okuyorum. Bir cisim üzerine etkiyen bir kuvvet, kuvvet yönünde bir ivme kazandırır. Bu da çok önemli. İvme kuvvetin yönündedir. Ve kuvvet MA ile verilen büyüklüğe sahiptir. Büyüklüğü MA'dır ve yönü kuvvetin yönüdür. Ve şimdi bunu oldukça ayrıntılı olarak yazacağız. Bu Newton'un ikinci yasasıdır. Belki de tüm fizikteki en önemli yasadır. Fakat kesinlikle bu derste çok önemlidir. F eşit MA. Bu kuvvetin birimi kilogram çarpı metre bölü saniye karedir. Bu büyük adamın onuruna bunu 1 Newton olarak adlandırırız. Birinci yasa gibi ikinci yasa da yalnızca eylemsiz referans çerçevelerinde geçerlidir. İkinci yasa kanıtlanabilir mi? Hayır. Biz buna inanıyor muyuz?
Evet. Neden buna inanıyoruz? Çünkü tüm deneyler ve tüm ölçümler, ölçümlerin belirsizliği dahilinde ikinci yasa ile uyum içindedirler. Şimdi itiraz edebilir ve bu yaptığım şeyin çok garip olduğunu söyleyebilirsiniz. Eğer bir yerde kuvvet yok ise nasıl oluyor da bir kütleyi belirleyebiliyorsunuz? Eğer kütleyi belirlemek istiyorsanız belki onu bir teraziye koyarsınız ve onu teraziye koyup kütlesini belirlemek istiyorsanız yer çekimi kuvvetini kullanırsınız. Kullandığınız bir çeşit döngüsel düşünce değil midir? Ve cevabımız hayır şeklidir. Yer çekiminin olmadığı dış uzayda bir yerde olabilirim diyebilirsiniz. İki parça peynirim var ve onlar boyutları açısından özdeştirler. Peynirlerde boşluklar yok, boyutça özdeşler. Bunların ikisinin toplamı birisinin kütlesinin iki katıdır. Kütle, sahip olduğu molekül sayısı ya da atom sayısı tarafından belirlenir. Kütlelerin bağlı değerlerini bulmak için yer çekimine ihtiyacım yoktur. Hatta bu kütlelerin bağlı değerlendirilmesini kuvveti kullanmaksızın bile yapabilirim. Bu, ikinci kanunu kontrol etmek için oldukça mantıklı bir yöntemdir. Bu ders salonundaki ve yeryüzündeki bütün cisimler G sabit ivmesi ile düştüğü için yer çekimi kuvveti M çarpı G şeklinde yazılabilir. Bunu normalde A ile yazarım fakat burada bir istisna yapıyorum ve yer çekimini burada yer çekimi kuvveti olarak adlandırıyorum. Ve şimdi yeryüzündeki herhangi bir kütle için yer çekimi kuvvetinin kütle ile doğru orantılı olduğunu görüyorsunuz. Eğer kütle 10 kat daha fazla olursa bu durumda yer çekimi nedeniyle olan kuvvet 10 kat daha artacaktır. Burada elimde bir beyzbol topunun olduğunu varsayalım. Bu salonun referans çerçevesi içinde. Ve biz bunu bir eylemsiz referans çerçevesi olarak kabul edeceğiz. Bizim referans çerçevemiz içinde ivmelendirilmiyor. Bu, üzerine etkileyen kuvvetin sıfır olması anlamına gelir. İşte top burada. Ve bir kütleye sahip olduğunu biliyoruz. Bu durumda kütlesi yaklaşık yarım kilodur. Burada MG şeklinde bir kuvvet olmalıdır ki bu 5 Newton'dur. Fakat net kuvvet sıfırdır. Bu yüzden benim Walter Lieven olarak bu topu ellerimle yukarıya doğru yaklaşık aynı kuvvet ile itmem gerektiği aşikardır. Tamamıyla aynıdır ve 5 Newton'dur. Ancak şimdi hiçbir ivme olmadığından Walter Lieven'in kuvveti artı yer çekimi kuvvetinin sıfıra eşit olduğunu yazabilirim. Bu bir boyutlu bir problem olduğu için Walter Lieven'in kuvvetinin eksi MG'ye eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. F eşittir MA. Hız ya da sürat hakkında herhangi bir söylemimiz olmadığına dikkat edin. F'yi bulduğunuz sürece ve M'yi bildiğiniz sürece A'yı tek başına tamamlayabilirsiniz. Sürat konusunda herhangi bir bilgiye ihtiyaç yoktur. Eğer biz yer çekimini alır ve cismin 5 metre bölü saniye ile düştüğünü kabul edersek, ikinci yasa geçerli olacaktır. Eğer 5000 metre bölü saniye ile düşerse yine geçerli olacaktır. Her zaman geçerli olacak mı? Hayır. Eğer hızınız ışık hızına yaklaşırsa, bu durumda Newton mekaniği artık geçerli değildir. Bu durumda Einstein'ın özel görelilik teorisini kullanmak zorundasınız. Bu sadece hızımız ışık hızından yeterince küçük olduğu durumlarda geçerlidir. Şimdi Newton'un üçüncü kanununa geliyoruz. Eğer bir cisim bir başka cisme bir kuvvet uygularsa, diğer cisim zıt yönde aynı büyüklükte kuvveti o cisim üzerine uygular. Yeniden okuyorum. Eğer bir cisim bir başka cisme bir kuvvet uygularsa, diğer cisim zıt yönde aynı büyüklükte kuvveti o cisim üzerinde uygular. Ve normalde bu üçüncü yasayı
etki tepkiye eşittir şeklinde özetlerim. Ve bu durumda eksi işareti ters yönde olduğunu gösterir. Siz koltuklarınızda oturuyorsunuz ve koltuklarınızda yer çekiminden dolayı aşağı doğru çekiliyorsunuz. Ve koltuklar size aynı kuvvetle yukarı doğru itecektir. Etki eksi tepkiye eşittir. Beyzbol topunu elimde tutuyorum. Bu beyzbol topu elimi belli bir kuvvetle iter. Ben de bu beyzbol topunu aynı kuvvetle iterim. Duvarı belli bir kuvvetle iterim. Duvar ters yönde aynı kuvvetiyle geri iter. Üçüncü yasa her zaman geçerlidir. Cisimler hareket ediyor veya ivmeleniyor olsun hiç fark etmez. Her zaman bunu cisimler arasında değme kuvveti olarak adlandırırız. Bir taraftaki kuvvet diğer taraftakine daima eşittir. Fakat ters yönlüdür. Şimdi çok basit bir örnek ile çalışalım. M1 kütleli bir cismimiz olsun. Birinci cismimizin kütlesi M1, 5 kilogram olsun. Ve burada onu ikinci cisme bağladım ve M2 kütlesi 15 kilogram. Bir kuvvet vardır ve bu kuvvet bu yönde etkilemektedir. Ve bu kuvvetin büyüklüğü 20 Newton'dur. Bu sistemin ivmesi nedir? F eşit MA. Açıkça kütle bu ikisinin toplamıdır. Bu kuvvet her ikisine de etkilemektedir. Böylece M1 artı M2 çarpı A yazabiliriz. Bu 20 eder, bu da 20. O halde A ivmesi kuvvet yönünde 1 metre bölü saniye kareye eşittir. Böylece tüm sistem 1 metre bölü saniye karelik ivme ile ivmelenmektedir. Şimdi beni iyi izleyin. Şimdi bu 2 numaralı cismi ayırıyorum. İşte 2 numaralı cisim. Bu hızlanma vuku bulduğu zaman 1 numaralı cisim 2 numaralı cismi itiyor olmalıdır. Aksi takdirde 2 numaralı cisim asla hızlandırılamaz. Bu 2 numaralı cismi etkileyen kuvveti F 1, 2 olarak adlandırıyorum. İki numaralı cismin bir numaralı cismin ivmesine sahip olduğunu biliyorum. Bu zaten verilmiş. İşte F eşit MA burada. F 1, 2 M 2 çarpı A'ya eşittir. A'nın 1 olduğunu, M2'nin 15 olduğunu biliyoruz. Bu durumda F1-2'nin büyüklüğü 15 Newton'dur. Bu kuvvet 15 Newton'dur. Şimdi 1 numaralı cismi ayıracağım. Bu 1 numaralı cisim. 1 numaralı cisim bu F kuvvetine maruz kalmaktadır. Ki bu kuvvet 20 idi. Ve 2 numaralı cisim tarafından bir temas kuvvetine maruz bırakılmalıdır. Eğer 1 numaralı cisim 2 numaralı cismi itiyor ise 1 numaralı cisim de bir şekilde 2 numaralı cisim tarafından itilmelidir. Ve bu kuvveti F21 olarak adlandırıyorum. 1 numaralı cismin ivmelendiğini biliyorum ve bu ivmenin 1 metre bölü saniye kare olduğunu biliyorum. Tartışması bile olmaz. Bu F kuvveti artı F21 kuvveti M1 çarpı A olmalıdır. Bu 1, bu 5, bu 20. Ve böylece bunun eksi 15 olduğunu görebilirsiniz. F21 bu yöndedir ve büyüklüğü tamamıyla F12 ile aynıdır. Görüyor musunuz? 1 numaralı cismin 2 numaralı cismi 15 Newton ile bu yöne itiyor. 2 numaralı cisim 15 Newton ile 1 numaralı cismi geri itiyor ve tüm sistem 1 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlanıyor.
Şimdi bu iki örnekte de gördünüz ki, ilk örnek vasıtasıyla elimdeki beyzbol topunun üçüncü yasa ile uyumlu olduğunu ve ayrıca bu örnekte de bunun üçüncü yasa ile uyumlu olduğunu gördünüz. Bir cisimden diğerine olan temas kuvveti, diğer cisimden bu cisme olan temas kuvvetine eşittir. Fakat ters yönlüdür. Bu bir ispat mıdır? Hayır. Üçüncü yasa ispatlanabilir mi? Hayır. Biz buna inanıyor muyuz? Evet. Neden buna inanıyoruz? Çünkü tüm ölçümler, tüm deneyler belirsizlikler dahilinde üçüncü yasa ile uyumludur. Etki eşit eksi tepkidir. Bu her gün yaşadığınız bir deneyim. Bahçede bir hortumumun olduğunu hatırlıyorum. Ve musluğu açardım ve bahçe hortumu geriye doğru yılan gibi kıvrılırdı. Neden? Su dışarı doğru fışkırır. Bahçe hortumu suyu bu yönde iter, su bahçe hortumunu ters yönde iter ve geriye doğru yılan gibi kıvrılır. Etki tepkiye eşittir. Bir balon alın ve bu balonu şişirin. Havanın dışarı çıkmasına müsaade edin. Balon havayı iter, hava da balonu itmelidir. Böylece havanın çıkmasına müsaade ederseniz balon bu yönde gidecektir. Ki bu roketlerin çalışmasındaki temel prensiptir. Balonla oynamaya bayılırım, değil mi? Eğer böyle yapar ve havanın çıkmasına müsaade edersem, hava bu yönde dışarı çıkacak ve bunun anlamı balon havayı bu yönde itiyor demektir. Hava balonu bu yönde itmelidir. İşte gidiyor. Ay'a ulaşamadı fakat roketlerin çalışmasının temel prensibini gördünüz. Etki tepkiye eşittir. Eğer bir silah ateşlerseniz, silah mermi üzerine bir kuvvet uygular ve mermi de silaha geri tepme dediğimiz aynı kuvveti uygular. Bunu ellerinizde ve omuzlarınızda hissedersiniz. Burada etki tepki prensibinin güzel bir örneği olan bir harika cihazım var. Neye benzediğini sizlere yukarıdan göstereceğim. Daha fazla detaylı bilgiyi daha sonra göreceksiniz. Bu yaklaşık bu eksen etrafında serbestçe döner. Dikey eksen etrafında. Ve burada suyu ısıtacağımız bir su deposu var. Suyu buhara dönüştürür ve içi boş bir boru var ve buhar buradan dışarı fışkıracaktır. Ve buhar bu yönde dışarı fışkırırsa tüp buhar üzerinde bu yönde bir kuvvet uygular. Ve böylece buhar ise zıt yönde eşit bir kuvvet uygular. Ve böylece buharet bu şekilde dönmeye başlayacaktır. Ve bunu göstermek istiyorum. Bunu şimdi orada görebilirsiniz. Biraz şansınız varsa görürsünüz. Onu ısıtacağız. Yürüyüş yaptığınız zaman yere karşı itme uyguluyorsunuz. Yerde sizleri geri itiyor. Eğer yer sizi itmezse yürüyemezsiniz bile. İleriye doğru gidemezsiniz. Eğer çok kaygan buz üzerinde yürürseniz hiçbir yere gidemezsiniz. Çünkü buzu itemezsiniz ve buz da sizi geri itemez. Bu etkinin tepkiye eşit olduğunu gördüğünüz başka bir örnektir. Bu makine Hero makinesi olarak adlandırılır. Yunan efsanesine göre Hero, Afrodit'in bir rahibesiydi. Öncelikle buna bakalım. O Afrodit'in bir rahibesiydi ve sevgilisi Leander, onunla birlikte olmak için her gece Hellespont'u karşıdan karşıya yüzerdi. Ve bir gece bu yoksul adam boğuldu ve Hero kendini denize attı. Yapılan çok romantik bir şey fakat kuşkusuz mantıklı değil. Öte yandan eğer bu makineyi gerçekten icat ettiyse
çok akıllı bir kadın olmalı. Dün webde ask.com'a baktım. Harika. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Kaç yaşındayım diye sorabilirsiniz. Buna doğru cevap alamayabilirsiniz ama her soruyu sorabilirsiniz. Ve Hero'nun motoru yazdım. Ve Hero motorunun çok güzel bir yüksek teknoloji versiyonunu görüntüledi. Bir kola kutusunu. Alt kısma yakın bir yerde 4 adet delik açıyorsunuz. Kola kutunuz burada. Burada 4 delik açıyorsunuz. Her birine bir çivi soktuğunuz zaman her durumda çiviyi aynı tarafa doğru büküveriyorsunuz. Böylece deliklere bir eğim verilmiş oluyor. Suyun içine daldırın ve sudan yukarı doğru kaldırın. Şimdi bir Hero makinesine sahipsiniz. Sizler için bunu yaptım. Sadece 5 dakikamı aldım. MIT atölyelerinden birine gittim. Kendime bir kola aldım, delikleri açtım ve işte burada. Burada suyun içinde. Onu yukarıya doğru suyun dışına kaldırırsam, suyun dışarı doğru fışkırdığını göreceksiniz. İşte görüyorsunuz. Hero makinesinin yüksek teknolojik versiyonu. Ortalığı biraz pisletti ama önemli değil. Anlaşıldı. Bir tane yapmak için çalışın. Eğlenceli ve çok çabuk. Katiyen çok fazla zaman almaz. Bu yasaların bazı garip sonuçları vardır. Bir cismin dünyaya doğru düştüğünü farz edin. Bir elma belli bir yükseklikten dünyaya düşmektedir. Diyelim ki 100 metre olduğunu farz edelim. Ve bu elmanın dünyaya varmasının ne kadar süreceğini hesaplayalım. Tabii ki bu sizin için basit olabilir. Dünya burada. Ve dünyanın kütlesi yaklaşık 6 çarpı 10 üzeri 24 kilogram. Ve burası H mesafesi ve bunu 100 metre olarak alacağız. Bu elma ve M kütlesinin yarım kilogram olduğunu kabul edelim. Dünya tarafından elma üzerine bir kuvvet etkileyecektir. Ve işte bu o kuvvettir. Ve bu kuvvetin büyüklüğü Mg'dir. Ve bu 5 Newton'dur. G'yi 10 olarak alıyorum. Sadece birazcık yuvarlıyorum. Şimdi, cismin dünyaya çarpma süresi ne kadardır? Biz yarım GT karenin H'ye eşit olduğunu biliyoruz. Herhangi bir ilk hızıyla harekete başlamıyor ve bu 100. G 10, bu 5 ve bu durumda T kare 20'dir. Böylece T yaklaşık 4,5 saniyedir. O halde 4,5 saniye sonra yeryüzüne çarpacaktır. Buraya kadar çok iyi. Fakat şimdi, 3. yasaya göre dünya elmanın maruz kaldığı kuvvete eşit fakat zıt yönlü bir kuvvete maruz kalmalıdır. Bu nedenle dünya aynı F kuvvetine maruz kalmalıdır. Bu yönde 5 Newton. Dünya ne yapacak? Dünya elmaya doğru düşecek. F eşittir MA. Yani dünyaya etki eden kuvvet, dünyanın kütlesi çarpı dünyanın ivmesidir. Kuvvetin 5 olduğunu biliyoruz. Kütlenin 6 çarpı 10 üzeri 24 olduğunu biliyoruz. Bu durumda ivme 5 bölü 6 çarpı 10 üzeri 24 olacaktır. Bu yaklaşık 8 çarpı 10 üzeri eksi 25 metre bölü saniye karedir. Dünya ne kadar zamanda düşecektir? Dünya onlar çarpışmadan önce kabaca 4,5 saniyede düşecektir. 4,5 saniyede dünya ne kadar mesafe hareket eder? 1 bölü 2 çarpı dünyanın ivmesi çarpı t kare kadar hareket eder. İşte bu hareket edeceği mesafedir. A'yı biliyoruz ve t karenin 20 olduğunu biliyoruz. 1 bölü 2 çarpı 20 10 eder. Bu mesafenin bu sayı ile 10'un çarpımı olduğu anlamına gelir. Bu yaklaşık 8 çarpı 10 üzeri eksi 24 metre eder.
Dünya 8 çarpı 10 üzeri eksi 24 metre hareket eder. Tabii ki bunu ölçmek mümkün değildir. Fakat bunun sadece ne harika bir kavram olduğunu düşünün. Topu yukarıya fırlatıyorum. Top bana doğru geri düştüğü zaman dünya, siz, ben ve MIT topa doğru düşmektedir. Top aşağı doğru her gelişinde bizler topa doğru düşüyoruz. Sizlerin ve dünyanın özünde etkiyen benim kuvvetimi düşünün. Fakat şunu düşünmek isteyebilirsiniz. Eğer topu yukarıya doğru atarsam, top dünyadan uzaklaşırken dünyanın da toptan uzaklaştığı konusunda her şeyine sizlerle iddiasına girerim. Ben bunu yaptıkça, gelişi güzel oynadıkça bana inanın bu ne muhteşem bir duygudur. Dünya aşağı doğru gidiyor, dünya topa doğru geliyor. Dünya aşağı doğru gidiyor ve ben de bu dünyanın bir parçasıyım ve sadece bu top ile oynayarak dünyayı aşağı yukarı doğru sallıyorum. Dünyanın hareket miktarı ölçülemeyecek kadar çok küçük olduğu halde bu Newton 3. yasasının sonucudur. Şimdi sizlerle bugün ne öğrendiğimizi de birleştireceğimiz oldukça detaylı bir örnek üzerinde çalışmak istiyorum. Gerçek bir problem üzerinde çalışmak istiyorum. Sınavda ya da ödevde karşılaşabileceğiniz bir tür problem. Bir cismi iki ipe asıyoruz. Birinci ip düşey ile 30 derecelik bir açı yapmaktadır. İkinci ip düşey ile 45 derecelik açı yapmaktadır. Birinci ip yatay ile 60 derece ve düşey ile 30 derece ve bu ise düşey ile 45 derecelik açı yapmaktadır. İplerin ihmal edilebilir kütlere sahip olduklarını varsayalım. İpler buradan tavana bağlanmışlardır ve buraya M cismini asıyorum. Eğer M cismi var ise kesinlikle Mg yerçekimi kuvveti olacaktır. Bu cisim orada asılı duruyor. Hızlandırılmıyor. Yani net ivme sıfır olmalıdır. Ve bu durumda sistemdeki net kuvvetin sıfır olması için bir ip bu yönde ve diğer ip bu yönde çekiyor olmalıdır. Şimdilik bu çekmeyi T1 olarak adlandıralım. Bunları ipteki gerilme diye adlandıracağız. Ve bu ipteki gerilmeyi T2 olarak adlandırıyoruz. Ve şimdi soru. T1 ne kadar büyüklüktedir ve T2 ne kadar büyüklüktedir? Bunu çözebileceğiniz çeşitli yollar var. Her zaman işe yarayan bir yöntem oldukça güvenlidir. Bunu X yönü olarak adlandırıyorsunuz. İstediğiniz yönü artı olarak seçebilirsiniz. Bunu artı olarak, bunu negatif olarak adlandırıyorum. Ve bunu Y yönü olarak adlandırabilirsiniz. Ve bunu artı, bunu negatif olarak adlandırabilirsiniz. Newton'un ikinci yasasından F eşit MA olduğunu biliyorum. Ve hiçbir ivme yok. O halde bu sıfır olmalı. Böylece bu kütle üzerindeki tüm kuvvetlerin toplamı sıfır olmalıdır. Tabiri caizse bu üç kuvvet birbirini yemelidir. Bu durumda X yönündeki tüm kuvvetlerin toplamı sıfır olmalıdır. Çünkü X yönde hiçbir ivme yoktur. Ve Y yönündeki tüm kuvvetlerin toplamı da sıfır olmalıdır. Ve o halde onları bileşenlerine ayıracağım. Bu daha önce yaptığımız bir şeydir. Kuvvetleri X ve Y yönünde bileşenlerine ayıracağım. T1'in X bileşeni bu şekildedir. Ve büyüklüğü T1 çarpı kosinüs 60'a eşittir. Şimdi bunun ne olduğunu bilmek istiyorum. Bu T1
çarpı sinüs 60 şeklindedir. Bu izdişim T2 kosinüs 45'e ve Y bileşeni ise T2 çarpı sinüs 45 şeklindedir. X yönüyle başlıyoruz. X yönü için T1 kosinüs 60 eksi T2 kosinüs 45 eşittir 0 şeklinde bir eşitliğim var. Bu birinci eşitlik. Kosinüs 60 1 bölü 2'dir ve kosinüs 45 ise karekök 2 bölü 2'dir. Şimdi y yönü için yazıyorum. Bu artı, bu eksi. Bu nedenle burada T1 çarpı sinüs 60 artı T2 çarpı sinüs 45 eksi MG eşit 0 olmalıdır. Burada MG ters yönlüdür. Bu 2 numaralı eşitliğim. Sinüs 60 karekök 3 bölü 2 ve sinüs 45 kosinüs 45 ile aynıdır ve karekök 2 bölü 2'dir. Şimdi 2 bilinmeyenli 2 denklemimiz var. Eğer bana M'nin ne olduğunu söylerseniz T1 ve T2 değerlerini bu eşitliklerinden elde etmem gerekir. Aslında biz bu iki denklemi taraf tarafa toplarsak oldukça kolay olacak. Çünkü bu ikisi de karekök 2 bölü 2 olduğundan birbirlerini yok edecekler. Ve böylece hemen 1 bölü 2 çarpı T1 artı karekök 3 bölü 2 çarpı T2 eşit MG olmalıdır. Ve buradan T1 gerilmesinin MG bölü 1 artı karekök 3'e eşit olduğunu elde edersiniz. Şimdi bu eşitliğe gidebilirim. 1 bölü 2 çarpı T1 eşit karekök 2 bölü 2 çarpı T2 olur. Her iki taraftan 1 bölü 2'yi götürürüm. Böylece T2, T1 bölü karekök 2'ye eşit olur. Böylece sonuç, eğer bana M'nin ne olduğunu söylerseniz sizlere T1'in ne olduğunu, T2'nin ne olduğunu söyleyebilirim. Kütleyi 4 kilogram olarak aldığımızı varsayalım. M eşittir 4 kilogram. Eğer G'yi kolaylık olsun diye 10 alırsak, MG yaklaşık 40 eder. Eğer bu değerleri yerine yazarsak, T1 yaklaşık 29,3 Newton'dur. Ve sanırım T2 yaklaşık 20,7 Newton'dur. Bunun deneyini yapmak oldukça zordur. Fakat ben denedim. Birkaç dakika içinde sizlere göstereceğim. Sizlere belki daha zarif bir metodun var olduğunu da göstermek istiyorum. Bu metodu iki yönde bileşenlere ayırmanın olmadığı bir yöntem olarak görebilirsiniz. Bu MG bize verilmiştir. Ve diğer yönlerinde verildiğini biliyoruz. Buradaki açı 30 derece ve buradaki açı 45 derece. Eğer bu iki kuvvet bunu yok ediyor ise, bunu neden ters yönde çevirmiyorum? İşte yapıyorum. Bunu üzerine ters çeviriyorum. İşte burada. Şimdi T1 ve T2'nin birlikte toplamı buna eşit olmalıdır. Bu durumda problem çözülmüştür. Ve net kuvvet sıfırdır. Bu kolaydır. Bunu yapıyorum. Ve şimdi T1 ve T2'nin güzel bir çizimini elde ettim. Artık herhangi bir fizik yok. Her şey bitti. Buradaki açının 45 derece olduğunu biliyorsunuz. Yani bu 45, bu 30, bu 30.
Tüm açılan ve MG'nin büyüklüğünü biliyorsunuz. Böylece bu bir lise problemidir. Bir tarafta tüm açıları bildiğiniz bir üçgen var, diğer taraftan hesaplayabilirsiniz. Ve tabii ki tam olarak aynı cevapları bulmalısınız. Bunun deneyini yapmak için girişimde bulunduk. Gerilimi nasıl ölçeriz? Bu hatlara dinamometreler ekliyoruz. Bu oldukça sorunlu, inanın bana. Buraya bir dinamometre koyuyoruz. Buraya da bir dinamometre koyuyoruz. Ve aşağıya dinamometreli bir yay asıyoruz. Ve daha sonra buraya 4 kilogram asıyoruz. Bu dinamometrelerin kütleleri yok ve bu pratikteki problemlerden biridir. Bu ölçekler doğru değillerdir. Bu nedenle bu değerlere yakın değerler bile okuyamayabiliriz. Buraya 4 kilogram koyacağım. Bunun 40 Newton veya benim aletimin ne ölçüde doğru okuduğuna bağlı olarak 40 Newton civarında bir değer okumasını istiyorum. Bunlar yay. Yaylar uzar ve yay uzadığı zaman kolumla ibreyi taklit ettiğim gibi bu ibre sapar. Bunun nasıl çalıştığını açıkça görebilirsiniz. Çünkü alt dinamometrede bu yönde bir kuvvet var ise bu kuvvet MG'dir ve ivmelenmemektedir. Bu durumda yay net kuvveti sıfır yapmak için yukarıya doğru çekmek zorundadır. Ve eğer burada aşağıya doğru bir çekme var ise bu durumda yukarıya doğru bir çekme söz konusudur. Burada bir yayınız var ve böylece kuvvetin nasıl ölçüldüğünü görüyorsunuz. Bunu çok sık yaparız. Yaylardaki gelirmeleri yaylar ile ölçeriz. Ne pahasına olursa olsun sizlere nasıl bir deneyi düzenlediğimizi göstereceğim. Belirsizlikleri bilinmeyen bir ölçümün anlamı yoktur. Bunu size söylemiştim. Bu yüzden belki şimdi yapacağım şey anlamsızdır. Bir kere de olsa anlamsız bir şey yapayım. Ve bunu gösterdiğim zaman görmeyesiniz diye daima gözünüzü kapatabileceğinizi hatırlayın. Burada yaklaşık 60 derecemiz var. Bu yaklaşık 45 derece. Ve aşağıya 4 kilogram asacağız. Tamam. İşte buraya. Bu 40'tan çok sapmamış. Şaşılacak bir durum yok. Bu 20.7'den çok sapmamış. Biraz düşük. Bu biraz düşük. Belki biraz yukarı itebilirim. Sanırım 30'a yakın. Çok kötü değil. Görüyorsunuz ki bu açıları tam olarak ayarlamak oldukça zor. Fakat çok da fazla sapmamış. Bunu sizin görüşünüzü engelleyebileceği için tekrar uzaklaştırayım. Görebileceğiniz gibi bu dinamometreleri Newton olarak kalibre ettim. Şimdi oldukça zarif bir şeye geliyoruz. Şimdi sizin dikkatinize ve yardımınıza ihtiyacım var. Bir bloğum var orada görüyorsunuz ve blok 2 kilogram. Kırmızı bir blok. İşte burada. Kırmızı renkli ve iki ipim var. Bir siyah ipten buraya asılmıştır. Burada da siyah ip var. Kırmızı ipi göz önünde bulundurmayın. O sadece emniyet içindir. Fakat oldukça ince bir teldir. Burada ve burada. Ve siyah ipler birbirinin aynıdır. Çünkü onlar aynı parçadan elde edilmiştir. Bu 2 kilogram kütleye sahiptir ve bu ipin kütlesi yoktur. Bu 2 kilogram. Bir numaralı ip olarak adlandırdığımız üst ipteki gerilme ne kadardır? Bu da 2 numaralı ip. Bu ip 2 kilogramlık kütleyi taşıyabilmelidir. Yani gerilme 20 Newton olmalıdır. Ve burada T1 olarak adlandırdığımız gerilmenin yaklaşık 20 Newton olduğunu bulacaksınız. Bu gerilme bu cismi yukarı doğru çekiyor. Ayrıca yeri gelmişken tavandan aşağı doğru da çekiyor. Tavandan aşağı doğru çektiğini düşünün. Buradaki gerilme 20 Newton. Buraya bu dinamometrelerden birini koyabilirdik ve yaklaşık 20 Newton olduğunu görebilirdiniz. Buradaki gerilme nedir? Buradaki gerilme sıfıra oldukça yakındır. Ona asılı herhangi bir şey yoktur. İpin de herhangi bir kütlesi yok. Bu yüzden orada bir gerilme yoktur. Bunu görebilirsiniz. Şimdi buradan çekeceğim.
Ve bunlardan birisi kopana kadar aşağıdaki ipteki gerilmeyi artıracağım. Bu gerilme büyüyor. Büyüyor ve böylece bu cisim imelendiğinden şimdi aşağıya doğru bir kuvvet elde edeceğiz. Bu durumda bu gerilme artmalıdır, doğru mu? Evet, eğer buna bir kuvvet uygularsam, burada bir kuvvet var, Mg var. Ve bu durumda tabii ki bu ip üzerinde Mg artı bu kuvvet olmalıdır. Yani gerilme burada artacaktır ve gerilme burada da artacaktır. İpler mümkün olduğunca ayrıdır. Hangi ip daha önce kopacaktır? Ne düşünürsünüz? Affedersiniz? Seni duyamıyorum. Üstteki. Kimler üstteki diyor? Kimler hayır alttaki diyor? Kim bunların kopmayacağını söylüyor? Tamam, bakalım. Üstteki. Büyük olasılıkla değil mi? 3, 2, 1, 0. Alttaki koptu. Aman Tanrım. Newton'un ikinci yasası tehlikede mi? Newton'un üçüncü yasası tehlikede mi? Bütün dünya tehlikede. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Buradaki gerilmeyi artırdım. Bu kopmadı. Belki bu daha sağlam. Hayır, size hile yapmıyorum. Ben sihirbaz değilim. Sizlere fizik öğretmek istiyorum. Bir şeyleri gözden kaçırdık mı? Sizlere ikinci bir şans vereceğim. Bunu yeniden yapacağız. Şimdi başka bir oylama yapalım. Sizlere fikrinizi değiştirmek için bir şans daha vereceğim. Fikrinizi değiştirmede yanlış olan bir şey yoktur. Bu yapabileceğiniz büyük şeylerden biridir. Şimdi ne olacağını düşünüyorsunuz? Kimler hala üsttekinden yana? Görmek inanmaktır. Hala üstteki için ısrar ediyor musunuz? Şimdi kimler alttakinden yana? Çoğunuz fikir değişti değil mi? Tamam, başlıyoruz. 3, 2, 1, 0. Üstteki koptu. Bazılarınız haklıydı. Şimdi kafam çok karıştı. Artık buna inanamam. İlk önce üsttekinin kopması gerektiğini iddia ettik fakat kopmadı. Alttaki koptu. Sonra başka bir oynama yaptık ve üstteki koptu. Biri bizi işletiyor mu? Bunu bir defa daha yapmayı tavsiye ediyorum. Her ne olursa olsun bu kazanandır. Eğer yukarıda koparsa kazanan odur. Eğer altta koparsa bunu kabul etmemiz gerekir. Fakat yeniden oylamanızı istiyorum. Sonucu belirleyecek olan bu ölçümde üsttekinin mi yoksa alttakinin mi kopacağını yeniden oylamanızı istiyorum. Kimler üsttekinden yana? Birçoğunuz korktunuz değil mi? Artık oylayamıyorsunuz. Oy kullanamayacağını söyleyebilirim. Kimler alttakinden yana? Sadece 10 kişi mi? Haydi demokratik olmayan bir şekilde yapalım. Sen karar vereceksin. İsmin ne? Alicia mı? Georgia. Oldukça yakın. Üsttekinin mi veya alttakinin mi kopacağını sen karar vereceksin. Harika değil mi? Size bir miktar fantastik güç vermiyor mu? Alttaki. Alttaki. Hazır mısınız? 3, 2, 1, 0. Alttaki koptu. Sen haklısın. Bu dersi geçeceksin. Teşekkürler ve gelecek derste görüşürüz. Bu arada bunun hakkında düşünün.